Evet sayın seyirciler, bugün sizlerle yıl çapındaki Kazım karakterini yani Seyran'ın babasını konuşacağız. Psikolojik, sosyolojik ve insan ilişkileri açısından irdeleyeceğiz. Konuğumuz Fevziye Turan, yazar ve öğretmen. Kendisi şu an burada. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba Canberk'cim. Çok Merhaba. şükür Canberk'cim. Evet Canberk'cim. Şimdi bu Kazım Bey'i tam düzeldi derken Evet. hatta ondan sonra Bilesin ne bile gülerken Gülerken evet. ondan sonra Kazım Bey tekrardan başa döndü. Ama Kazım'la ilgili bir şey, bir önceki dizisini Hatırlat onu senden isteyecektim zaten. hatırlatalım. Evet, Şevkat Yerimdar'da Şevkat'ın baş düşmanı Özü Kötü'yü. Özü kötüydü. Evet, Evet. soyadı Özü Kötü'ydü, canlandırıyordu. Yine orada kötü karakterdi. Ama sevimli bir kötü karakter. Zaten komedi dizisiydi Şevkat Yerimdar. Bunu da hatırlattıktan Ama sonra gerçek sanatçılıkta bu böyle hem şekilde komedide hem hem dramda her türlü rolü yani oynayabilmek, değil bir mi? oyuncunun komik olması gerekmiyor ama komedi oynaması şart. Ben öyle Evet. düşünüyorum. Sadece tek rolde oynayanları pek benimsemiyorum ben. Evet. Açıkçası öyle olanlar. Mesela sadece mafya dizilerinde. Evet. Mafya babası. Onlar ama böyle değişik Oktay Kayna roller, acaba? evet değişik olarak oynarsa onlar çok hoşuma gidiyor. Evet. Evet Seyran evlenmeden önce babası gene aynıydı böyle. Evet. Sonra evlenince kızlarının arkasında durdu bazı olaylarda. Evet. Tam düzeldi derken Ferit'i kurtardı. Ferit'e destek oldu. Derken Fakat derken şimdi yine şiddet eğilimi başladı. şiddet eğilimi başladı. Evet. Şimdi zaten toplumumuzda şiddet öğesi çok Çok fazla. fazla. Bilhassa kadına Evet. karşı şiddet, Evet. çocuklara karşı şiddet, Evet. eşlere Evet. karşı şiddet, Şiddet. değil mi? Trafikte şiddet. Trafikte şiddet dediğin gibi. Hatta bugün deprem bölgesinde çadırda bir baba kızını vurmuş. Evet. Mesela ne kadar üzüldük böyle Evet. haberler alıyoruz. Evet. Şimdi burada bir de Kazım hem şiddet gösteriyor hem de çok çıkarcı, çok maddiyatçı. Evet. Arsa falan aldı galiba en son. Arsa aldı, ev aldı, Ev kızını aldı. evlendirirken sanki Evet. başlık parasıymış gibi. Evet. İstekleri hiç bitmedi. Hiç bitmedi. Zaten bunu ağa da yüzüne vuruyor Vuruyor. çekişmeleri Evet. sırasında. En son kızının arkasında duracak gibiydi. Evet. Öyle gelişti. Fakat o diğer kızın annesiyle konuşunca Evet. Ferit'in ilişki kurduğu diğer kızın annesiyle görüşünce Konuşunca işler değişti. işler değişti çünkü ben avukat ayarlarım güçlü miktarda tazminat alırsın Evet. keyfine bakarsın falan dedi Evet. ve geldi kızından hanımından Evet. Hıncını aldı. hıncını aldı. Tabii Evet. bunlar çok şey acı veriyor. Evet. Üzüntü veriyor insana. Şiddet olayı dizide Evet. bile olsa dayanamıyoruz. Dizide bir Kesinlikle, olsa kesinlikle. bile dayanamıyoruz. De çoğu dizilerde artık şiddet çok fazla gösterilmeye Çok fazla başladı. gösteriliyor. Zaten sırasında günlük hayatta da rastlıyoruz. Rastlıyoruz evet, haberlerde. Evet. Fakat bir de böyle dizilerde seyrediyoruz. Tabii Evet. bu zor yaşadığımız şartlarda iyi şeyler olsun istiyoruz, iyi şeyler izleyelim diyoruz. Ne kadar ihtiyaç duyduğumuz bir an böyle Evet. iyi şeyler. Bir Evet. de bakıyoruz Antepli babası. Anadolu'da kadına bakış bu mu? Yani bu mu kız çocuklarına bakış Evet. daha doğrusu Evet. kadına bakış. Evet. Yani nedir bu? Hangi yüzyıldayız? Aynen. Halen böyle ki Anadolu'da gerçekten öyle bir durum var. Çünkü mesela kaç çocuğun var dendiği zaman oğlan çocuklarını sayıyor, kız çocuklarını saymıyor. Saymıyorlar değil mi? Şu Evet. kadar. Nedir bu kadınların, kızların çektiği? Evet. Araplar zamanında diri diri gömülmüş kız Kadınlara. çocukları. Evet. Neler neler tarihte Evet. yaşanmış.
Onları sormadan, istemeden, görücü usulüyle evlendirmeler baskıyla. Ben şunu söylüyorum. Bir evladını evlendirsen de anne baba olarak arkasında duracaksın. Durmak şart. Anne babalığın bitmiyor evlendirdikten sonra. Evet, Devam ediyor. evet. Her zaman. Ama Evet. bizim böyle geleneklerimizdeki felsefeye bakar mısın? Bu evden gelinlikle çıkarsın, bu eve kefenle gelirsin. Öyle bir Yani zihniyet var, değil öyle mi? bir zihniyet. Hani eskiden de duyardık ve duyduğumuzda olurdu Evet. birebir. Çocuğu okula kaydettiriyor öğretmenine. Eti senin, Benim. kemiği benim eğitim Evet. sistemleri. Evet. Yani bunlar doğru olamaz. Bunlar Olamaz. yani Aynen. atalarımız böyle yapıyor diye bunların aşılması lazım artık. Bunların aşılması lazım. Evet. Esmeye çok üzülüyorum. Çünkü Evet. yarınki akşam için tüyo da vereyim. Damat da nasibini aldı Kazım'ın şiddetinden. Evet. Damada da vurdu. Evet. Bundan sonra olaylar tabii çok büyüyecek, Karışacak ortalık, karışacak. karışacak. Dedesi duyacak, Dedesi nasıl vurur duyacak. diye Evet. kıyamet kopacak Evet. fragmanlardan da Evet. görüyoruz. Ve Kazım Seyran'ı tehdit edecek. Eğer buradan Ferit onu çünkü tekrardan geri getirmek Evet. istiyor. Adım Çalışacak. attığın anda bu kadını gebertirim diyor Esme'yi, Evet. yani Evet. annesini. Öyle bir tehdit aldığı Evet. için dönemeyecek. Gidemeyecek Seyran. Evet. Bundan sonra mahkemelik falan olacaklar herhalde. Yarın akşam da bayağı ilginç Bir olaylar bölüm. bizi bekliyor Çok diyelim. heyecanlı bir bölüm bizi bekliyor. Ama şiddetten uzak bir toplum olmamızı diliyorum. Diliyorum. Evet, ben de. Bunu nasıl aşacağız onu biliyorum. Trafikte korna çalar ya da onun önündedir, hareket etmedi diye arabayı Evet. yeşil ışık yanınca ondan sonra ben rastladım yani Evet. Bahçeşehir gibi yerde Evet. adam çıkardı ondan sonra silahla sen nasıl şey yaparsın bana korna çalarsın bilmem ne Evet. dersin diye böyle böyle şeyler Evet. oluyor maalesef. Maalesef. Bunlar psikopat insanlar. Evet. Bunların kendilerini kontrol, öfke kontrolü için mutlaka tedavi Tedavi olmaları olmaları lazım. şart. Ama bu tip insanlar da bu tedaviyi asla kabul etmiyorlar. Ne yazık ki hasta olduklarını ve tedavi olması gerektiklerini Kabul istemiyorlar. etmiyorlar. Bir de bir şey daha söyleyeceğim bu trafik mevzusuyla alakalı. Tabii. Eskiden yanında kadın varsa hiçbir şekilde bir şey yapmazlardı, saldırmazlardı falan. Şimdi onu da dinlemiyorlar. Hiç dinlemiyorlar. Onu da dinlemiyorlar. Yani Yani kadına saygı vardı ahlaki eskiden. değerler, saygı Yani kadını aşağı çekildi çok. korkutmamalardı. Gerçi kadına da saldırıyorlar trafikte artık. Öyle öyle. Artık kadın, erkek, yaşlı, genç Genç hiç fark demiyorlar. Yani bu etmiyor. şiddet olaylarında Evet. bu ahlaki çöküntüde Evet. çok çöküntüyü çok yaşıyoruz. Evet. Ama bir taraftan da dindar bir toplum olduğumuzu söylüyorlar. Daha ileri Evet. dinde gittim. Dinde zaten böyle şeyler yok Yok ki. ki. Dinle ahlakı ayıramazsın ki. Evet. Dindar olmak demek, ahlaksız olmak demek mi? Yani Evet. o işler çok karışık ve çok Çok karışık, üzücü. çok üzücü. Herkes o yüzden geçmişi arıyor Evet. zaten. Evet. Eski insanları, eski komşuları, eski büyüğe saygı, küçüğe sevgiyi o yüzden arayıp Evet. duruyoruz. Evet. Ama aranmakla bulunmaz. Yani Maalesef, başka maalesef. şeyler yapmak lazım. Aynen öyle. Kendimizi geliştirmemiz lazım Aynen. toplum olarak. Yapanların da cezasını bulması Bulması lazım. lazım. Ön kapıdan girip arka kapıdan Buradan çıkmaması çıkmaması lazım. lazım. Evet. Hukukun uygulanması lazım. Evet. Öyle değil mi Canberk'cim? Evet, kesinlikle. Evet, bu konu çok derin gittikçe gider. Gittikçe İyi gider. akşamlar, iyi Ramazanlar diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.